Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Aylardır böyleyiz. Burada da artık Zeyl'in ikinci parçasının nihayetine yaklaştık diyebiliriz. Geçen hafta biraz garanti konuştum. Bu defa bitireceğiz falan dedim. Yine olmadı. Bugün inşallah niyet edelim bu metninle vedalaşmaya. Ancak nasip olur mu bilemiyoruz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Fazla zamanınızı almayayım. Hemen kadere imanla ilgili kısma girelim. Orayı baştan sona tekrar bir okuyayım. Ondan sonra konuştuğumuz ilk paragrafı atlayarak, üzerinde çok durmayarak, azıcık belki küçük ilgileri açarak devamını tefekkür etmeye çalışalım arkadaşlar. Bismillah. Hem hayat, imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Hem hayat, İmanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Zeyl'in ikinci parçası yani 10. sözün arkasındaki zeylilerin ikincisi ne yapıyordu? Mesaisi neydi? Bize hayat aynasında akaid-i imaniyenin görünüşünü anlatıyordu. Hayat öyle bir şey ki Cenab-ı Hakk'ın öyle bir sanatlısı ki, öyle bir latif ki, orada alemde gözüken küçük bir numune içinde tekrar gözüküyor. Bütün varlığa bakarak göreceğiniz şeyleri orada hayatın misali musagarlığında bulabiliyorsunuz. Bunu Bediüzzaman Hazretleri bu metinde bize açıyor, izah ediyor. Biz de önceki kısımlarını konuştuk. Allah'a imanı, onun esmasına, sıfatlarına, aynalığına, hayatını konuştuk. Meleklere imanı, ona aynalığına, hayatını konuştuk. Kitaplara imanı, ona aynalığını konuştuk. Peygamberlere imanı, ona aynalığını konuştuk. Konuştuk. Ve şu an kadere iman mevzunu, geçen hafta da bir konuştuk yani kadere imanı, bugün ilk konuşmuyoruz. Kapısını açtık, Cenab-ı Hak lütfederse buradan da hissemizi almaya çalışıyoruz. Evet, hem hayat imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en muzeci ve firistesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan İntizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi
hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki, mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Evet, alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, aynı hayat ve maddeyi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir nevi de ve ikinci kısmı dahi cilveye hayata mazhariyetini ister ve istilzam eder. Bu cümleyi bir daha baştan alıyorum. Evet, alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi ve nevi de ve ikinci kısmı dahi cilveyi hayata mazhariyetini ister ve istilzam eder. Neyse, açmasını sonraya bırakıyorum. Heyecanlandırdı beni bu cümle. Hem bir şeyin vücudu ilmisindeki intizam-ı ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetlerini gösterir. Evet, hayat-ı ezeliye güneşinin ziyası olan bu gibi cilveyi hayat, elbette yalnız bu alemi şehadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş bir cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor, öyle de alemi gaybtan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübut-i ilmileri vardır ki, levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Dedik ve böylece Zeyr'in ikinci parçasını bitirmiş olduk. Okumakla bitirmiş olduk, tefekkürle daha bitirmedik. İşte başlıyoruz. Hem hayat imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Yani hayatta kadere imana da işaretler var. Pekala, devam ediyoruz. Çünkü madem hayat alem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en müzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve tayyün ve evamir-i tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Bu paragrafı ince tefekkürünü yaparak geçen dersin konusu edinmiştik. Yani o bir 40 dakikamız, bir saat değil, o dersi kısa yapmıştık. 40-45 dakikalık bir vaktimiz bu paragrafın tefekkürüyle geçmişti. İnce tefekkürünü oraya havale ediyorum bu defa. Ama şunu söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak hayatı öyle esmasına mazhar, öyle girift ilişkilerin öbeğindeki düğüm yaratmış ki ister istemez her şeyle bir bağı var. Bakın, geliyor yukarıdan. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor. Nasıl ziyasıdır? Bunu şöyle anlamıştık. Biz hayat sayesinde şeylerin varlığını anlıyoruz, şeyleri tartabiliyoruz, ölçebiliyoruz, farkındalığına eriyoruz. Yani hayatın bizdeki en öz yansımalarından birisi farkındalık. Hayatı olan şey hem kendisinin hem de başkasının farkına varıyor.
kendi bütünlüğünün farkına varıyor, kendisinin bir canlı olduğunu ve bu canlılığı devam ettirmenin bazı şartlara bağlı olduğunu kavruyor. En aşağı seviyesinden tek hücrelilerde tutun, en üst insana kadar gelin, bu böyle. Ve bir de şunu anlıyor, diğerleri var. Temas kurmam gereken, ilişki kurmam gereken, onları da tarif ediyor bir nevi kendi dünyasında. Zehirse kaçıyor, bunu bir tek hücreli bile yapıyor, insan da yapıyor. Besleyici bir şeyse ona doğru gidiyor, onu elde etmeye çalışıyor. Tek hücrede olan şey daha karmaşık bir düzeyde insanda da var ama özünde hayat evet bunu yapıyor, bizi farkında kılıyor. Burada neye benzedi hayat? Işığa benzedi. Işık nesnelerin bizim farkındalık dünyamıza girmesini sağlamıyor mu? Yani ışık olmasaydı dünyada, gözü olan canlılar, sadece gözü olan canlılar gibi düşünelim. Neyi görmüş, bilmiş, resmiyle, manzarasıyla tanımış olabilirdik? Işık ona gidiyor, ondan bize yansıyor. Biz bu sayede onu bile biliyoruz. Yani bilmek böyle oluyor, gözle bilmek böyle oluyor. Nesnelerin farkına varıyoruz. Renklerinden tutun, gölgelerinden, aydınlıklarından tutun, şekillerinden tutun. Birçok farkındalığımız, gözle ilgili bütün farkındalıklarımız ışığa bakıyor. Hayat öyle bir ışık ki bunu kara delik de yutamıyor. Bak, kara delik ışığını yuttuğu için, biz oradan gelen ışığı göremediğimiz için kara deliği kara delik diye tarif ediyoruz. Bir yansımasını, resmini göremiyoruz. Olmadığını, yansımasının olmadığını biliyoruz sadece. Yani oraya giden ışık oradan çıkmıyor diye biliyoruz. Bize geri dönmüyor diye biliyoruz. Ve onu bir leke olarak tanıyoruz. Zaten kara delikleri nasıl keşfediyorlar? İşte bir yıldızın önünden geçerken onun önüne bir nokta gibi veya hacmine göre daha büyük bir leke gibi gözüktüğünde oradan anlıyorlar. Ha bak, yıldızın önünden geçti bir leke, bu kara delik diye tanıyorlar şeyler. Ne diyelim, uzmanlar, gökbilimcileri. Ama hayat... Kara delik hayatımızı yutamadı. Bizim hayatımız öyle bir şey ki nesnelerin farkındalığı devam ediyor. Cenab-ı Hak bizi bir güneş gibi kılmış. Hayat denilen şeyin ışığını da kara deliklerin bile yutamayacağı bir şuur kılmış, bir farkındalık kılmış. Biz hayat sayesinde nesnelerin, şeylerin bilincine eriyoruz. Yani hayat da bir tür ışık. İçimizde yakılan bir kandil, gözümüzden saçılan bir lazer, kulağımızdan çıkan bir dalga. Bu farkındalıkların hepsi en sonunda hayata bakıyor. Hayat yoksa işte taş. Taşın neyden farkındalığı var? Hiçbir şeyden farkındalığı yok. Hiçbir şeye göre hareket etmiyor. Yani bizim şu an bildiğimiz bilinç düzeyinde bir eylemi yok taşın. Hayatı olmadığı için böyle. Ama hayatta olan bir arıcık koca bir dağdan daha fazla faaliyet içinde. İşte burada onlar geldi. Vücudun neticesi ve gayesidir. Yani en üst zirvesi vücudun. Madem ki vücuttan murat farkındalıktır veya şöyle söyleyelim, vücuttan murat varlık bilincidir. O zaman şunu diyebiliriz, bu varlığın en şiddetlisi hayatlı olur. En faaliyetlisi çünkü hayatlı oluyor ve hayatlı olanlar diğerlerini kendine musahhar edebiliyorlar. Ve Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en muzeci ve fihristesidir. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki Rabbani faaliyetinin bir numunesi, ama nasıl bir numune? Kainatta olanı kendisinde küçük damlasında, küçücük hücresinde, dokusunda anlatabilen bir faaliyet. Bir merkezileşme var orada, bir yoğunlaşma var. Her şeyin birbirine girdiği en girift daire gibi. Oraya girdiğiniz zaman bütün kainatta ne dönüyor anlayabiliyorsunuz. Mesela bir canlı bulduğunuz zaman bir yerde, buradaki canlılar neyle yaşarmış, burası nasıl bir yermiş, havası nasılmış, suyu nasılmış, toprağı nasılmış, onu o canlının üzerinden okuyabiliyorsunuz. Kuş türü çıkıyor mesela, kuşun ayağına bakıyorlar, gagasına bakıyorlar, tüyüne bakıyorlar. Diyorlar ki burası şöyleymiş vaktiyle, işte bu kuşun gagası balık avlamaya dönük, demek ki buralar bir zamanlar sulakmış. İşte ayakları şöyle, demek bu kuş suda şu kadar gidebiliyormuş falan. Yani ortamını da tahlil edebiliyor insanlar. Hayatı anlamakla o hayatın oluşturduğu, yaratıldığı ortamı da tahlil edebiliyor. İşte o fihristeliğinden. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Evet, elbette alemi gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayatı maneviyeleri hükmünde olan
intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamir-i tekviniyeyi. İntizam, düzen, nizam, düzen, malumiyet, bilinirlik, meşhudiyet, şahit oluş, taayyün, ayrılma, fark edilme, evamir-i tekviniye, taayyünü buradan bir daha söyleyeyim size. Geçen sefer yanılmıştım, yine yanılıyor olmayayım. Meydana çıkma, belirme, yine yanıldım. Meydana çıkma, belirmeymiş. Ve evamir-i tekviniyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırr-ı hayat iktiza ediyor. Şimdi bu son cümlesi ne demek istedi? Geçen ders konuştuk ama benzetmeyi konuşamamıştık. Şimdi benzetme üzerinden tekrar konuşacağız. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında, yani sonunda asıl çekirdeği, ektiğiniz şey, en dipteki şey ve müntehası, en sonu. Çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Yani hayat ağaçta öyle bir bütünlük ki ağaç her bir yeriyle o hayatı taşıyor. Her bir parçası yine hayatlı. Yani hayat ağacın sadece gövdesinde, sadece kökünde, sadece yaprağında, çiçeğinde olan bir şey değil. Her şeyinde ona göre bir hayat var. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında, en sonunda yani, ve meyve en yükseğinde diyelim, ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Evet, buna biz canlılık diyoruz. Yani orada bir bütünlük var, bir bütüncüllük var, bir devamlılık var. Devamlılık olmasa zaten orada o hayat bitmiş oluyor. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden, hayat kanunlarından, hayat şartlarından diyelim, ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Yani oralarda olan hayat, o ince düğümlerde, çekirdekte, çiçekte, işte kökte, o hayatın bütünündekinden daha ince işler dönüyor orada. Daha girift, daha karmaşık merkezileşmeler var çünkü. Kökler hakkında mesela şey diyorlar, Bitki Zekası diye bir kitap okumuştum İtalyan bir profesörün. Kökler diyor birbiriyle konuşuyor, kök sesi diye bir ses varmış. Bitki toprağın altında hem kendi uçlarıyla, diğer köklerin başlarıyla ve yabancı ağaçlarla falan iletişim kuruyor. Yanına mesela akrabası bir ağacın kökü geldiği zaman ona engel olmuyor. Ama diyelim yabancı bir bitki geldi, pardon, tanıdığı akrabası bir ağacın kökü orada olduğu zaman, tohum orada olduğu zaman ona engel olmuyor. Ama diyelim ki yabancı bir bitkinin kökü onu gördüğü zaman hızlı, yani onu göremiyor da toprağın altında, sesinden mi tanıyor artık başka türlü mü? Daha hızlı büyüyormuş ağaçlar. Yani köklerle bir iletişimleri varmış ağaçların. O Bitki Zekası isimli kitapta bunlar enteresan şeyler anlatılıyordu. Var mı hayat? Var. Belli iletişimi var, gelişmesi var. Kavanin hayatiyesinden daha ince kavanin hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler. Ha, şu yukarıya dair şunu da söyleyelim. Yani ağaç başta ölüydü de büyüyünce canlanmadı. Ta çekirdeğinde bir hayat vardı. Ağaçla biz o çekirdekteki hayatın gelişmişliğini gördük. Yaprakta gördüğümüz, kökte gördüğümüz, dalda gördüğümüz, en nihayetinde gördüğümüz bunlar hep yine o kökte, çekirdekte olan hayatın farklı şekilde açılımlarıydı. Ölüyken canlanmadı, yani hep öyleydi. İnce kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiye tabidirler. Yani bir süreklilik, bakın Bediüzzaman Hazretleri bu metin boyunca onu anlatmaya çalışacak. Çünkü kaderle bağlıyor. Bir süreklilik var hayat dediğimiz şeyde. Bir düzenlilik var hayat dediğimiz şeyde. Baştan sona planlı. Dedik ya geçen derste, ağaçlık kaderlidir. Yani kaderi olması lazım bu bütünlüğün tam teşekkül etmesi için. Elma diktiğinizde elma meyvesi alıyorsunuz. Demek ki bu iş planlı bir iş.
Başta ne olacak, sonda ne olacak biliyorsunuz ve tekrar ediyor düzen. Onun da meyvesinden tohum aldığınız zaman onu ekiyorsunuz. Yine bir ağaç, annesine az çok benzeyen başka bir ağaç çıkıyor. Bu bir süreklilik, tekrar eden bir düzen. Bu düzenin arkasındaki plan, proje nerede? Şimdi bak oraya doğru gideceğiz. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiye tabidirler. Ölü değil onlar da. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Hop, bir ağaçtan en büyük ağaca geçtik. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her biri, her nevi yani her türü ve her cüz'ünün parçasının ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit adetli vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Silsile-i vücudu ilmi yani ilmi vücutlar elimde. Ya bu nasıl olacak? Şöyle 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 olacak. Evreleri böyle 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 olacak. Bu bir vücut, silsile-i ilmi bir vücut yani. Tasavvur edebildiğiniz, tahayyül edebildiğiniz bir şey. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Bak, ilginç bir şey gerçekten. Şimdi biz sadece bu alemle düşündüğümüz için buradaki satırlarda anlatılan sırrı çok böyle kavrayamıyoruz. Biraz boyut aşmamız lazım. Bediüzzaman Hazretleri'nin burada kastettiği şeyi anlamak için bu dört boyutlu alemin içinden biraz daha aşkınlaşmamız lazım. Ne söyleniyor burada? Ya anlar varlığı böldüğü halde hayatı bölemiyor. Bak altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Anlar işte en küçük zaman birimi neyse o zamanı böldüğü halde, zaman bölündüğü halde hayat bölünmüyor. Bu nasıl oluyor? Bunun başka bir yerde bir vücudu olması lazım. İlmi bir vücudu ki o vücuda dayanıp devam edebilsin bozulmadan. Nasıl bir ağacın köküne, gövdesine dokunmadığınız zaman dallarını istediğiniz kadar budayın, ağaç yine yeşeriyor. Yine kendiliğini tekrar ediyor. Fena da, varlık da ne kadar o budama yaparsa yapsın, dört boyutlu varlıkta işte bizim yaşadığımız en boy, derinlik ve zaman boyutlarında var olan varlığı fena, fanilik, ölümlülük, geçicilik ne kadar budarsa budasın, ne kadar kaza olursa olsun, ne kadar bomba patlarsa patlasın, ne kadar efendim çevresel felaketler şunlar bunlar olursa olsun her şekilde o gövde ve kök sağlam olduğu için varlık kendini tekrar ediyor. Jurassic Park filminde birincisinde, ilk filminde bir cümle vardı. Hatta işte filminde mottosu oydu. Hayat yolunu bulur diyordu adamlar. Yani onlar orada filmde şey planlamışlardı. Güya erkek dinozor üretmiyorlar. Sadece dişi dinozor üretiyorlar. Böylece dinozorların sayısını kontrol edecekler. Ama öyle olmuyordu. O dinozorlar nasıl oluyorsa çoğalmasını öğreniyorlardı yine bir şekilde güya. Filmin şeyi bu, tasavvuru. Ama öyle bir motto cümle vardı. Oradaki bir bilim adamı gözlüklü, ünlü de bir oyuncudur. Tekrar ediyordu hep. Hayat yolunu bulur diyordu. Bunu onlara söylettiren aslında kader. Hayat gerçekten Cenab-ı Hakk'ın o ilminde yazılı olan şey kök ve gövde. Kaderdeki kök ve gövde diyelim buna. İlmi, silsile-i ilmi vücut o şey. Siz üstte ne yaparsanız yapın dört boyuttaki alemde. O üstteki dallarda şunu kesin bunu budayın. Kendinizi bir şey yapmışsanın. Fakat alttan canın gelmesine engel olamadığınız için dalın gelmesine engel olmadığınız için, çiçeğin gelmesine engel olamadığınız için varlık devam ediyor. Dünya ne zalimler gördü, ne işte diktatörler şunlar bunlar gördü geçti. Ama ne oldu? Hala bak insanlık aynı şekilde devam ediyor. Ne musibetler oldu, ne işte depremler şunlar bunlar. Bakıyorsunuz hayat devam ediyor. Cenab-ı Hakk'ın o kaderle tayin ettiği düzen altta beslediği için, yaratışı sürdüğü için üstteki yaptıklarını süreci engelleyemiyor. Bu bir işaret. Tekrar dönüyoruz paragrafın başına.
Bakalım bu söylediklerimle biraz daha açılacak mı? Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Ağacın dalının canı olması için, çiçeğinin canı olması için kökte, gövdede de hayat olması lazım. Ve bunlardaki hayat onları ayakta tutabilecek kadar güçlü bir hayat olması lazım. Karmaşık bir hayat olması lazım. Yani kök öyle bir şey olmalı ki, işte o bitki zekası kitabına yine atıf yapayım. Kökün ağacın beyni olduğunu söylüyorlar. Yani nasıl ki insanın beyni burada, ağaçların da hatta birisi öyle tarif etmiş. Orada da ismi geçiyordu o bilim adamının ama şimdi aklıma gelmedi. Ağaç diyor kafasından toprağa gömülmüş insan gibidir. Hani ondaki zeka, bilgi gibi şeylere atfedeceğimiz yer ancak diyor ağacın köküdür. Orada diyor çok şey işler var, girift, karmaşık işler. Burada da söyleniyor. Tohum, kök, gövde, çiçek, meyve ama o alttaki besleyen şey var ya, onun kavanine hayatiyesi öyle bir şey olmalı ki üstündeki düzeni devam ettirsin. Çekirdeki aslisi en alttaki şey ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanine hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Üstlerinde tutabildikleri şeyden daha karmaşık olmaları lazım. La teşbih ve la temsil. İşte insanın beyni merkez gibi değil mi? Beyin o kadar karmaşık ki o kadar işte şeyler var ki işte sinirler şunlar bunlar. Diyorlar işte beyin hücrelerine, beyine bir zarar geldi mi? Küçük bir şey oldu mu? Beyin tamam. İnsan iptal. Yani illaki bir zarar görüyor. Ya da kalp. Ama diğer organlarımızı Cenab-ı Hak öyle girift şey içinde yaratmamış belki. Mesela karaciğer onarılabiliyor. Bu demek değildir ki elbette karaciğer lüzumsuz falan öyle bir şey söylemiyoruz. Hepsi hikmetli ama bazı yerler daha girift olmalı. Diğerleri onun üstünde durduğu için. İşte sinir ağının şeyini de Cenab-ı Hak beyne bağlamış. Bütün vücudun bilgileri, ilgileri orada toplanıyor. Düşünce merkezi. O daha girift. Ondaki kavanine hayat daha ince. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Süreci başlatanlar bak. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, baharı başlatan bunlar, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bir dahaki bahar başlatanlar, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiye tabidirler. Yani bunlar ölü değil, bunlarda da hayat var. Bunlarda hayat olmasa zaten üstlerinden bu bahar yeşermez. Yani toprağın altındaki kök ölü değil, hayatın bir ince sırrına mazhar ki tekrar bahar geldiğinde ağacı yeşertebiliyor, yükseltebiliyor. Bunu niye anlattı bize? Kader işte zamandan aşkın bir şekildeki önceliği. Şimdi bu zamanın içindeki önceliği anlattı Bediüzzaman Hazretleri. Öncelik sonralık ilişkisinde önce de şu olmalı ki sonra da bu olabilir. Olmalı, olabilir şeklinde anlattı. Şimdi zamana geliyoruz, eşiğe geliyoruz artık bu öncelik sonralık kalkıyor. Kader olmalı ki sonrasında bu olsun. Bak. Bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geldik şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarına. Şecere-i kainat, kainat ağacı. Var olan her şey, alemi şehadet. Bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Onların da bir öncesi sonrası var. Tekrar ede gelen vücutlar var. Nasıl ağaç büyüyor, meyve veriyor, o meyvenin çekirdeğini ekiyorsunuz, bir daha ağaç oluyor, bir daha büyüyor. Tekrar o da kendi meyvesini veriyor. Varlıkta da böyle döngüler var. Tekrar böyle oluyor, tekrar böyle oluyor. Mesela bizim mevsimlerimiz.
Dünyanın kendi etrafında dönüşü, gecemiz, gündüzümüz, güneşin etrafındaki dönüşümüz, daha bunun gibi çok sayıda döngü var. Sürekli aynı şeyler oluyor. Ama şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmişi ve geleceği var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil. Yani geçmişte ve gelecekte olmuşlar ve olabilecekler vaziyetlerinden müteşekkil şekillenen bir silsile bulunur. Elmayı ekerken biliyorsunuz bu elma gelecekte hangi vücutları gösterecek. Az çok yani elma ağacı nasıl bir gelişim seyri izler. Bunu bilebiliyorsunuz eğer o ilmi almışsanız, o ağacı daha önce tecrübe etmişseniz, görmüşseniz veya geçmişteki ağacın nasıl bir süreç izlediğini biliyorsunuz. Oluş öncesinde bilişi saklıyor yani, sürpriz olmuyor size. Aa lan elma verdi bu demiyorsunuz yani. Aa bak yaprağı şöyle oldu. Ya yaprağı zaten öyle oluyor biliyorsunuz yani. Bu bir bilgiye yaslanarak ayakta duruyor. Oluşlar bilgiye yaslanarak ayakta duruyor. Cenab-ı Hak ol dedi, oldur daleti mi? Kün fe yekün Kur'an'da buyuruluyor. Bak kün emretmek. Emretmenin arkasında ilim de var. Bilen birisi emrediyor. Bilmeyenin tesadüf değil yani bu iş. Arkasında ilim var. Yaratan bilmez olur mu hiç? İşte ayet-i kerimenin meali Kur'an'da geçen. Müteşekkil bir silsile bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede, her nevi her tür ve her cüz'ünün her parçasının ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Bu ağaç ne olacak? Nasıl evreler işleyecek? Bu Cenab-ı Hakk'ın ilminde müteaddit vücutlar şeklinde bulunuyor aslında. Sürpriz olmuyor hiçbir varlık. Cenab-ı Hakk'a haşa sümme haşa hiçbir şey sürpriz yapmıyor. Onun tayin ettiği neyse, tarif ettiği neyse, şekillendirdiği neyse, takdir ettiği neyse, en doğru kelime takdir oldu. Takdir ettiği neyse o şekilde oluyor. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi, vücudu harici işte bizim bu varlığımız, şu anki vücudumuz bu vücudu harici. Kudret bizi meydana çıkarmış. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Az önce konuştuk ya, çekirdekte hayat olmasa üstünde o hayat teşekkül etmez. Yani çekirdek canlı olmasa, söz gelimi çürümüş bir çekirdek olsa, tefessüh etmiş bir çekirdek olsa, can kalmamış bir çekirdek olsa, o çekirdeği ektiğiniz zaman alamazsınız verimi, yeşilliği. Kavurduğunuz zaman alamazsınız. Mesela nohut ekilse nohuttan yeşillik çıkar. Pamuğun içine bazen yapıyoruz ya öyle şeyler, fasulyedir, nohuttur. Ama şöyle bir kavurun bakalım onu. Leblebi yapın. Leblebi ekince bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü leblebide hayat kalmamış oluyor. Onu öldürmüş oluyorsunuz yakarak. Pişirerek, kavurarak onu yok etmiş oluyorsunuz. Fasulye için de aynısını söyleyebiliriz. Şimdi döndük geldik. Peki varlığın içinde, şöyle söyleyeyim, varlığın içinde hayatın olmasını sağlayan varlığın ötesindeki tohum ne? Bu varlık sonradan vücuda geldi, bunu biliyoruz. Hudus imkan delilleri olsun veya işte termodinamiğin bilmem kaçıncı kanunu olsun, üçüncü kanunu muydu? Yani her şeyin bir başlangıç ve sonu olduğunu ve yani sonlu olmamızın başlangıçlı olduğumuzun delili olduğunu bize anlatıyor. Bunu bilim adamları da artık kabul ediyorlar. Yani bu evren ezeli değil, ebedi de değil. Bunu kabul ediyorlar. Hal böyleyken, peki bizim o bidayetimizde içinde hayatın da sırrını saklayan şey neydi? Çekirdeğin içinde yazılı olan ve içinde var olan şey ağaç oluyor. Peki şecere-i kainat hangi tohumdan geldi? İşte canlı elvah-ı kaderiye Cenab-ı Hakk'ın hayatı yazdığı bir yer vardı. Kodladığı bir yer vardı. Ve orası da kendi şartlarında,
tıpkı tohumun şartlarındaki, ağacın şartlarındaki hayat farklılığı gibi kendi şartlarında bir hayata sahipti. İnsanın kaderdeki vücudu da buradaki cinsten değil ama bir şekilde hayata mazhardı. Onun üzerine biz vücut bulduk. Bak, her nevi ve her cüzünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Cenab-ı Hakk'ın ilminde vücudumuzun silsileleri var. Ahmet ne olacak? 20 yaşında nasıl olacak? 30 yaşında nasıl olacak? 40 yaşında nasıl olacak? Bunlar belli. Belli ki ben böyle bozulmadan, arıza yapmadan, sıkıntı çıkmadan bu tekrar eden müteaddit vücutlarda andan ana sürekli sıçrarken insanlık, varlık, her şey ben bozulmadan o taslağın üzerinde devam ediliyorum. Mesela bir plan olduğu zaman o plan üzerinden zaman da geçse işçiler devam ederken sorun yaşamazlar. Çünkü plan belli. Bir ay ara verip tekrar başlasalar yine kesinti olmaz. Ama söz gelimi hepsi kafasından yapıyor olsa araya zaman girdiği zaman ya biz ne nasıl yapacaktık? O zaman nasıl düşünmüştük? Şimdi nasıl yapmalı? Bocalarlar değil mi? Çünkü ilimce başa dönmüş olurlar. Başta düşündüklerini hatırlayamıyor olurlar. Ama plan varsa bu başa dönüş olmaz. Zaten plan var. Taslak üzerinden devam edilir. Gibi gibi insanoğlu da bak anlar birbirini tutmuyor bu alemde ama bizim düzenliliğimiz devam ediyor. Bir taslak üzerinden çıkarıldığımız, çalıştırıldığımız belli yani. Yaratıldığımız belli yani. Silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Bir de saate bakayım arkadaşlar. Oo, gene 40'a geldik. Evet, vücudu harici gibi. O vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı, o anlamlı manidar, anlamlı demek ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Burada Bediüzzaman Hazretleri'nin mukadderat-ı hayatiye yani hayatta olacaklar, mukadderat diyoruz ya, olacaklar, takdir edilmişler. Hayat-ı umumiye, genel anlamda hayat, manidar, canlı, elvah-ı kaderiye, kaderin levhaları demek elvah-ı kaderiye. Oradan alınır diyor. Buradaki vücut oradan meydana gelir. Şimdi burada anlamı da kattı işin içine. Manidar dedi. Neden? Anlam işte la teşbih ve la temsil bize kaderdeki canlılığı biraz anlatıyor. Anlamı olan şeydeki canlılığı biz de hissediyoruz çünkü. Mesela anlamsız bir söz, ölü bir şey ama kelime-i tevhid, Kur'an'da Cenab-ı Hak onu öyle bir ağaca benzetiyor. Hani böyle dal salmış, büyümüş bir ağaca benzetiyor. Niye? Çünkü çok büyük bir anlam. Sürekli gelişen, büyüyen müminin dünyasında değişik yansımaları, okumaları, tecellileri olan kainattan onun marifeti edinilen, üzerine yeni tefekkürler geliştirilen bir şey. La ilahe illallah. Anlamı var. Bunun gibi de herhangi bir basit bir şey bile. Bir şiir mesela. Ya anlamlı bir şeyse bak sanki hayattarmış gibi. Sizde durduğu sürece, hafızanızda durduğu sürece, satırda kaldığı sürece okuyanla, onu düşünenle, onunla hareket edenle vücudu gelişiyor gibi. Sanki onun da içinde geliştiği ağaç, toprak sizsiniz. Sizin içinizde gelişen ağaç da o şiirin anlamı. Büyüyor yani sanki içinizde. Sizin hayatınızı yönlendiriyor, bakış açınızı değiştiriyor. Onun üzerine konuşursanız ona belki dallar, budaklar ilave etmiş oluyorsunuz, çiçekler açtırmış oluyorsunuz. O şiirden etkilenip başka şiir yazdığınızda da işte tohumunu vermiş oluyor gibi. Ya böyle hani o şecere-i kainat örneğinden geldiğimiz zaman bir şeyin varlığında anlam, kökünde, dibinde anlam varsa sonuçta anlamı oluyor. Şeyine vardığınız zaman işte o bakış açısı birçok meselenizi çözüyor arkadaşlar. O yüzden ben işte önceden bir yazı yazmıştım. Önceden değilsem çok eski değil. Evrim ağacı değildir, şecere-i hilkattir o diye bir yazı yazmıştım. Başlığı böyleydi. Şimdi evrimcilerin ağaç örneğini kullanmaları aslında onlara hak değil. Hak etmiyorlar o örneği. Neden? Çünkü onlar sürekli sürprizli bir süreç. Tesadüfe bağlı bir süreç. Bu süreci ağaç ile tanımlıyorlar. Halbuki ağaç dediğimiz şey kaderlidir. Baştan sona ne olacağı bellidir ağacın. Ağaç sürpriz yapmaz ki. Elma ektim, armut aldım. Böyle bir şey ağaçta görmüyorsunuz. Ağaç neyse o sürecin hakkını vererek
tohumunda yazılı olan şeyin tecellisini göstererek, yansımasını göstererek büyüyor. Kainat da böyle. Kainat da en başında Efendimizin nuru olan çekirdeğinden gelişerek, o programdan, o plandan gelişerek, dallanarak, budaklanarak varlığı ortaya çıkıyor. Yani diyebiliriz ki Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'de aleyhissalatü vesselam o topladığı hikmet, onun gösterdiği hikmet, kainat bunun şerhidir sadece. Efendimiz aleyhissalatü vesselam küçücük hayatında gösterdiği damlalık, kainat okyanusunun özetidir. Siz bir damla suyu tahlil ettiğiniz zaman bir okyanusun suyunun ne olduğunu anlayamıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Tuz oranı neymiş, mineral oranı neymiş, şuymuş buymuş anlıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Bir tafsil ve icmal fark var bu ikisinin içinde. Aynen öyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının, o hayatın ifade ettiği hikmetin kainat için bir çekirdek anlamı var. Bir damla anlamı var. O gelişmiş, bütün kainat olmuş. Bütün kainattaki toplanmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş. Kimi kafalara bu tuhaf geliyor ama işte botanik bunu çözmemiz için güzel bir örnek. Çekirdek şu kadar çam çekirdeği, ağacı dev gibi. Ya ona benziyor mu? Ya cismen benzemiyor ama içine yazmış Allah. Belli ki ona ikinci çıkıyor işte. Yazmasa çıkmaz. İçinde bilgi olmasa, o hikmet oraya gizlenmemiş olsa, o çam çekirdeğinden o ağaç çıkmaz. Bunu gördüğümüz zaman anlıyoruz. Çünkü olan bir şey. Ya aleyhissalatü vesselam Efendimizin nurundan kainat nasıl yaratılmış? Yani işte tohumdan ağaç nasıl yaratılmış? Aynı bu şekil. Sadece işte şey farkı var. O daha küçük, bu daha büyük şeyinde. O daha farklı, bu daha farklı. Ama aynı sisteme dahil gibi. Peki arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Belli ki bir paragrafa daha geçemeyeceğiz. Bugün de bu metni bitiremeyeceğiz. Ama umudumuz arttı. İki paragrafımız kaldı çünkü. Bu paragrafı bir daha tekrar baştan sona okuyarak dersi sonlandırmış olalım. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında, nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi, yani üzerinden yeşerdiği çekirdek ve kökü ve müntehasında en sonunda ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hepsi hayatlı. Hayat dedim mi öyle şurasında var, burasında yok gibi değil. Ruhu insanın neresinde? Abi iğne batırsan tırnağımın ucunda, saçımı çeksen saçımın ucunda. Nerede bana acı verirsen orada benim ruhum, canım, hayatım. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiye tabidirler. Bak, zaman aynasına çekti şimdi. Bir tek ağaçta olanı bahara çekti. Kış-bahar dengesine çekti. Hayat devam ettiğine göre bu kökler, bu dallar, bu kışın ölmüş gibi görünen şeylerde de demek ki hayat devam ediyor. Aynen öyle de şecre-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsile bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır dedik. Şimdi ara veriyoruz ve bir dahaki ders, evet alemi gaybın diye başlayan bölümden devam edeceğiz. Gücümüz yetmedi, bu kadar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.